Bugün Külliye TV'de konuşmacımız Sayın Söğüt'ten Mehmet Çember, Sayın Çember Söğüt Belediye Başkanı'na yolsuzlukla iddialı bugün bizlere Külliye TV'de bilgilendirecektir inşallah. Evet. Buyurun Mehmet Bey, konuya gidelim. Enes Bey merhaba. Öncelikle buradan bütün Bileşik'teki, Söğüt'teki hemşehrilerimize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Bilsinler ki hiçbir zaman kimsenin hakkı yerde kalmaz. Onları sonuna kadar savunacağız. Şimdi 2019 yılında belediye başkanı seçildikten sonra Sayın İsmet Sever hiç kimseyi tanımaz oldu. Her şeyi kendi başına, kendi kafasına göre yapmaya başladı. Biz bazı şeylerin farkına vardık. Bunlar engel olmaya çalıştık. Kendisini uyardık ama bir türlü dinletemedik. Gerekli yerlere bildirdik. Hiçbir yerden sonuç çıkmadı. Baktık ki bu işler iyice ilerledi ve hakkında yolsuzluk iddiaları gündeme geldi. Biz de bu konuya eğildik. Daha sonra yaptığımız araştırmalar neticesinde bir takım sıkıntılar olduğunu gözlemledik. Bundan sonra yaptığımız şey ilk önce adli ve idari mercilere başvurmak oldu. Ben size burada detaylı bir şekilde neler yaptığımızı anlatayım. İyi olur efendim. İlk önce burada bizim esnaflarımız da sıkıntı yaşadılar. Bir takım bayağı bir sıkıntılar oldu. Esnafların iddiaları şöyle. Dedi ki ben burada kiraları İptal edeceğim, yeni kira bedelleri belirleyeceğim diye herkese tebligat göndermiş. Bütün sözleşmeleri iptal etmiş. Söğüt'teki bütün esnaflarla arası bozuldu. Esnaflar eylem yaptı. Fahiş fiyatlardan dolayı idare mahkemelerine, hukuk mahkemelerine başvurdular. Hala da mahkemeler devam ediyor. Bazı yerlerde küçük rakamlar var. Ama bazı yerlerde de afaki rakamlar var. Bu adaletli değil. Biz bunları dile getirdik. Daha sonra kamyoncularla bir takım sorunlar yaşadılar. Bütün bizim Söğüt'teki kamyoncu esnafı kooperatif ayaklandı. Belediyenin önüne yürüyüş yaptılar. Kooperatifin önünde canlı yayınlara çıktılar. Medyaya çağırdılar, gazeteciler çağırdılar. Onların da sorunları neydi? İddiaları belediye başkanı ve yöneticileri, parti yöneticileri hepsi kamyoncu olduğu için kendi aralarında ne yapmışlar? Söğüt Bilecik, Söğüt Eskişehir karayolunun asfaltlama çalışmaları vardı. Buradaki bir takım işleri kendi yandaş ve yönetiminde olan arkadaşlarına vermişler. Aralarında şirket kurmuşlar. Bütün bu işleri Söğüt'te kooperatif varken kendileri yapmışlar. Bununla ilgili de bir takım süreçler oldu. Yine hiçbir yerden ses çıkmadı. Daha sonra taksicilerle sorun yaşadı. Taksiciler idare mahkemesine verdiler, kazandılar. Kazanmalarına rağmen mahkeme kararı uygulanmadı. Ondan sonra otobüsçüler ayaklandı. Otobüsçülerin ayaklanmasındaki sebep daha önceden yaptıkları bir takım sözleşmeler varmış. Bunlara belediye başkanı İsmet Sever uymuyor, kendi kafasına göre iş yapıyor ve kardeşine de otobüs alıp bir takım işlere girdiği için bunlar da ayaklandı. Onlar da eylem yaptılar. Bunlar da medyada gündem oldu. Bundan da bir sonuç çıkmadı. Daha sonra biz bu iddialara derinleştirdiğimizde veya bu işin içine girdiğimizde bir takım şeylerin olduğunu sezdik, gördük. Daha sonra belediye başkanı İsmet Sever bana ulaştı. Evet. Geçtiğimiz bir 6-7 ay önce benle arası bozuk. Ben kendisinin devamlı yaptığı yanlışlardan dolayı eleştiriyordum. Ne konuştunuz? Orada bir konuşmanızda ne geçti? Evet, hani kendisi, konuşmayla kendisi bana geldi. Evet. Bilecik'te eski vali konağında, konak restorantta. Evet. Orada buluşalım, konuşalım dedi. Ben yanınıza de kabul ettim. Arkadaş veya dostunuz ortamda konuşmayı sağlarken
Orada yanınızda insanlar var mıydı? Şöyle, oraya girdiğimizde bizi görenler oldu. Tabii bunların şahitleri var. Zaten beni aradı. Aradığı kayıtlarda zaten belli. Kendisini çok bunaldığını, işte iş yapamadığını, çalıştırmadıklarını, çok sıkıştırdıklarını dile getirdi. Onun yanında olmamı istedi. Onunla beraber yola devam etmemi istedi. Ben de bir takım iddiaların olduğunu kendisine izah ettim. Ama kendisi ısrarla onların yalan olduğunu, kendisinin ticaret yaptığını, bu mal varlığını, bu paralarını, bu işlerini ticaret yapmaktan kazandığını dile getirdi. Ben de tamam dedim. Kendisine inanır gibi yaptım. İnanmadım ama yüzüne şunu söyledim. Başkan, bu iddialar doğru ise yine karşı karşıya geliriz ve ben asla senin yanında olmam dedim. Kendisine bunu ilettim. Kendisi benimle belediyede bir fotoğraf vermek istedi. Denilenlerin hiçbirinin gerçek olmadığını, hepsinin gerçek dışı olduğunu anlattı. Ben de tamam dedim. Özür diledi benden. Daha önce aramızda sorun olmuştu. Siz bir sürtüşme yaşadınız. Tabii tabii. Ben en başından beri yaptığı hatalardan dolayı devamlı karşısında duran birisiyim. Devamlı eleştiren birisiyim. Bu nedenlerden dolayı geldi, özür diledi. Neyse dedim ben de. Tamam, öyle olsun dedim. Geleyim dedim. Ama dedim, şu dakikadan sonra bir yanlışını sezersem, görürsem, bunu da kanıtlarsam karşında beni bulursun ve resmi olarak adli ve idari bütün suç duyurularını yapacağımı kendisine söyledim. Kendisi tamam dedi. Ben dedi hiçbir işlerle alakam yok dedi. Herkes yalan söylüyor dedi. Ben geldim. Kendisiyle bir fotoğraf verdim. Yanındayız dedim. Ama gördüm ki ilerleyen zamanlarda olayların, gerçeklerin yine böyle olmadığını, hiçbir şeyin değişmediğini, aynı olayların devam ettiğini fark ettim. Ondan sonra ben kendimi geri çektim. Bir takım ihaleler oldu belediyede. İhaleye girdiniz mi? Hiçbir ihaleden bir pay gibi bir şey istediniz mi? Şöyle, bizim belediye başkanımız Sayın İsmet Sever, iftira atmasını çok sever. İşte ben ihaleyi almamışım, ihaleyi alsaymışım böyle yapmazmışım da bir takım iddialarda bulunmuş. Sonra ben kendisinden para talep etmişim, bunlara bulunmuş. Böyle bir şey yok. Ben de zaten sosyal medyada bu konularla ilgili gerekli yazılarımı yazdım, kendisine de ilettim. Böyle bir şey varsa İddialasın, eğer bunlar kanıtlayamazsa ben başkanım diye Söğüt'te gezmesin dedim. Tabii iddiaları kanıtlayamadı çünkü böyle bir şey yok. Ben şöyle, bu olay en başında nereden patladı? 11 Mayıs'ta bir tırtıl parkımız var bizim Söğüt'te. Evet. Türbe yolu üzerinde, 1299 kafenin yanında. Tırtıl parkın ihalesinde bir takım... İhaleye girdiniz mi? Ben ihaleye girmedim. İhale şartnamesini aldım. Evet. Baktım ihale adrese teslim yapılmış. Bir sürü hukuksuz, yanlış adrese teslim. Açıklayabiliyor musunuz evet. İçinde ne olduklarını? Mesela şöyle söyleyeyim. Mevcut Tırtıl Park'ın içinde ne malzeme varsa A'dan Z'ye hepsini yazmışlar. Yeni alacak, ihaleye farklı birisi alır ise yeni girecek, istekli, ihaleye girecek, istekli bunların hepsini alması gerekiyor. Yani düşünsenize mobilyanın, koltuğun, masanın bile marka modelini yazmışlar. Klimaya kadar hepsini yazmış. Bunları alacaksın, bunlar temin edilmek zorunda diye şartnameye bildirmiş. Ve daha bir sürü şey. Bakıyorsun şimdi bunların temin edilmesine baktığında tamam alan kişi temin edebilir de. Bunları ayrı ayrı oraya yazmışsın. Peki oraya belirtmişsin. Demiş ki. Şartnamesinde, yazı işleri müdürlüğünden böyle bir şartname çıkmış. Orada şu belirtiliyor. İşte ihaleye gelecek kişi burada çocuk gelişim uzmanı olması gerekiyor. En az yüksek okul mezunu demiş. Tamam eyvallah dedik. Onu bulduk. Daha sonra demiş siz burada 5 yıl... aşamalar kurdunuz yani bir ihaleye girmek için bir münacatınız oldu. Şöyle ben şartnameyi aldım. Evet. Şartnameyi aldıktan sonra baktım adrese teslim olduğu için ben girmedim. Tamam. Ben ihaleye girmedim. Tamam anlaşılmıştır. Bilecik'ten farklı bir arkadaş ben ihaleye gireceğim dedi. Gitmiş tekrar yazı işleri müdürlüğüne şartname parasını yatırmış. Şartnameyi almış. Bakmış evraklara adrese teslim yine dedi. O da kendisi de bunu dile getirdi. Daha sonra baktı orada ben yine de gireceğim dedi. Çocuk gelişim uzmanı bulmuş kendi yeğeni. Onun belgelerini almış sunmuş. Daha sonra şartnameye şunu yazmışlar. Hatta şartnamenin 23 ve 24. maddeleri.
Demiş ki orada buraya girecek istekli son 5 yıl içinde 2 yıl kafeterya deneyimi olması gerekiyor demiş. Allah Allah. Evet. Kafeterya deneyimi olması gerekiyor dediği için arkadaş saat 14.45'te 11 Mayıs'ta ihaleye girdi. Ve ihale salonundan arkadaş çıkarıldı dışarıya. Çıkarılma sebebi ne diye sorduğumuzda son 2 yıl içinde kafeterya deneyim olmadığından dolayı ben buradan çıkarıldım dedi. Ve şunu da söylemişler. Orada çocukların sağlığı, çocukların geleceği çok önemliymiş. Bu sebepten dolayı buna çok önem verdiklerini dile getirmişler. Neyse arkadaş dışarı çıkarmışlar. Arkadaş bununla ilgili bir takım itirazlarda bulundu. Aynı şekilde ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Söğüt'te yaşayan bir vatandaş olarak, Söğütlü olarak, kendim ben Bileşik'te ikamet ediyorum ama Söğüt'te de evim var. Gelirim giderim devamlı, her gün de Söğüt'teyim. Söğüt ata toprağımız tabii. Kesinlikle. Ki yani. Ben bunun böyle Söğüt, olmayacağını... Ben de bir Söğütlü olarak yani şu anda her dakika bir Söğütlü'nün gelip... Evet, Söğüt bizim Söğüt'ün için ayrıdır. Söğüt'ün 81 ilgili. Ahmet Yesevi neyse, Mevlana neyse bizim için de manevi şekilde dedemiz Ertuğrul Gazi Anadolu şivesinde daima Osman Gazi'ye verdiği öğütle evet. Orhan Gazi'nin nasihatını taşıyarak Fatih'ten bu zamana kadar gelen Türkiye Cumhuriyeti var. Ertuğrul evet. Gazi boş bir an değil yani. Ertuğrul evet. Gazi'yi her sözümde söylerim. İki keramla 6 sayfayla bitirecek bir konu değildir. Buyurun sizi konuşalım. İşte biz de bu sebeple bundan yola çıktık ve Söğüt halkının hakkını, hukukunu bu devletin, milletin parasını yedirmemek için bir takım girişimlerde bulunduk. İşte az önce anlatıyordum, yarım kaldı. Daha sonra arkadaş bizim bazı itirazlarda bulundu. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Evet. Kafeteryada son 5 yıl içinde 2 yıllık deneyim şartı var da burası sen belediye başkanı olduğundan beri, o koltuğa oturduğundan beri kafeterya bölümünün iş yeri açma çalışma ruhsatı yok. Kaçak çalışıyor. Bunu bir yere münacat ettiniz evet, mi? Hepsi yapıldı. Hepsi. Peki şunu soruyorum size. Encümenlere hepsi sunuyoruz. Biliyorlar. Tamam. Bütün itirazlarımızı yaptık. Bilgileri verdik. İddialarımızı söyledik. Size peki, gelen cevap ne? Bize gelen cevap o kadar basit komik bir cevap ki. O kadar basit gülerseniz buna. İtirazların neticesinde belediye başkanı İsmet Sever şu cevabı vermiş. İtirazınız incelendi, ret verildi. Sen bir makam sahibisin. Sen belediye başkanı olmuşsun. Orada bir sürü itirazlar yazıyor. Sen bu ihale kanununu bilmek zorundasın. Devlet ihale kanunundaki 45. maddeye göre açık usul ihale yapıyorsan, biz de buna itiraz ediyorsak bir takım hukuksuzluklar var diye sen bizim itiraz dilekçemizde yazdığımız iddialara yine aynı o kanunda mevzuata uygun şekilde kanun maddeleriyle cevap vermek zorundasın. Ama böyle bir şey yok. Çünkü belediye mi yönetiyor, bakkal dükkanı mı yönetiyor belli değil. Adam ticaret adamı olmuş. Ama belediye başkanı seçilmeden önce biz birileri gibi ticaret yapmayacağız diye konuşuyordu. Mitinglerde konuşma yapıyordu. Ama görüyoruz ki ticaretin alasını yapıyor. Neyse bu bir kere hukuksuz. İş yeri açma çalışma ruhsatı olmayan bir yeri çalıştırarak göz yumdu, kanunları çiğnedi. Daha sonra buranın yapılış aşamasına gelelim. Meclis kararında diyor ki burası kapalı çocuk oyun evi olarak ruhsatı var buranın. Peki ihale, devlet ihale kanununda diyor ki 19. maddede ihaleye çıkılacak yer askıya ilana verildiğinde şartname ile askı veya ilan aynı olmak zorunda der. Bu olmazsa bu ihale yapılamaz der. Peki soruyorum kendisine. Kapalı çocuk oyun evi olarak ihaleye çıkarıyorsun. Ama şartnamede başkası girmesin diye oraya ekliyorsun. Kafeterya deneyimi istiyorsun. Veya oraya da yazmış ki hem çocuk oyun evi hem kafeterya olarak söylemiş. Bunu askıda niye yapmadın? Askıda böyle bir şey yok. Bu da ne demek oluyor? Devlet ihale kanununa muhalefet ediyor. Yani yapılan ihale hukuksuz. Bir diğerine gelelim. Hemen yanı başında bitişinde 250-300 metrekare bir kafe var. Türbede çadırımız var. İşte otel var. Yanı başında Türk Sofrası diye restoran var.
Gelelim çarşıya. Çarşıda Çelebi Sultan Mehmet Çay Bahçesi var. Evet, güzel. 100. yıl Çay Bahçesi var. E peki buralar bu Tırtıl Park'ın 3'te 1'i büyüklüğünde yüz ölçümü olarak. E bunların kiraları 10.000 15.000 lira da. Peki sen bu Tırtıl Park'ı 700 liradan çalıştırıyordu. Yeni ihaleye çıkardığında ihale şartnamesine muammel bedeli 1070 liradan yazmış. 1070 liradan buranın ihalesi açıldı. Ama hiç kimseyi ihaleye sokmadı. Zaten o şartnameye göre giremez. Çünkü zaten kendisi bilerek adrese teslim yapmış. Ve ihale 1150 liraya alındı. Buranın yüz ölçümü ne kadar biliyor musunuz Enes Bey? Evet, ne kadar efendim? 1100 metrekare. 250-300 metrekare olan yerler 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin lira. Burası 1150 lira. Peki bu ne demek oluyor? Size soruyorum. Bu resmen adrese teslim ihale ve yandaşına peşkeş çekmek. Şimdi size bir sorumuz var. Bu arkadaşlarla hiç konuştunuz mu? Şöyle bir durum oldu. İhale saatinde belediye başkanı İsmet Sever köylümüz olur. Buraya girme ayıp olur diye WhatsApp'tan beni defalarca aradı kendisi. Ben de öyle bir şey yok. Ben zaten girmiyorum ama farklı bir arkadaş bu ihaleye giriyor. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşın hakkı olduğu gibi herkesin hakkıdır. İhaleye girecekmiş. Buna da ben karışmam. Sen beni ne diye aradın dedim. Kendisine de bunu dile getirdim zaten. Evet. Yani... Burada o kadar hukuksuzluk var ki hepsiyle ilgili adli idari suç duyurularını biz zaten gerekli mercilere yaptık. Daha sonra aynı gün bizim Söğüt'ten Bilecik'e doğru giderken termal fabrikasını geçince sağda bir asfalt şantiyesi var. Evet efendim. Oranın ihalesi de vardı. Oranın ihalesinden önce orada bir atık parsel var. İhale yapılan yerin hemen karşısı. 1000 küsur metrekare. Burayı belediye başkanı İsmet Sever daha önce ihale olmadan önce 2021 Şubat ayında alıyor. Daha doğrusu burayı belediye başkan yardımcısı alıyor. Şubat 2021'de alıyor. Nisan 2021'de belediye başkanı İsmet Sever'e devrediyor. Daha sonra yine bu ihale olmadan önce 2 ay sonra da belediye başkanı İsmet Sever buraya İrem İnşaat diye bir müteahhit var. Belediyenin işlerini yapar kendisi. Onun sahibine devrediyor buraya. Kendileri ucuz alıyorlar. Pahalı bir şekilde devrediyorlar. Bunu peki, ispatlayabilir misiniz? Var. Bununla ilgili suç duyurularını yaptık. Tapu belgelerini, alındığı tarihleri, hepsini savcılığa, ayrıca valiliğe, kaymakamlığa, hatta CİMER'e bütün hepsini yazdık. Hepsini bildirdik. Daha sonra gördük ki buranın hemen karşısı yine ihaleye çıkılıyor. Asfalt şantiyesi olarak. Fakat Söğüt Belediyesi burayı daha önce kendisi aldığında şu sebepten dolayı aldı. Burayı dedi ki mesuiyelerine, encümenlere, biz burayı alalım, Söğüt'ün sokaklarını, caddelerini güzelleştirelim, asfalt atalım. Sıcak asfalt atma düşüncesi. Evet, zaten bunun sözü vardı. Yakışır yani. Seçimlerde evet, yakışır. Sözü vardı ama baktık gördük ki bunu da unutmuş bizim başkan. Ne yapmış burayı? İhaleye çıkardı. İhaleye çıkarma sebebi ne? Sen burayı alış sebebin belli. Belediyelerde bir yeri kullanım amacını belirtirsin, öyle alırsın. Sen kullanım amacının dışına çıktın, burayı kullanmadın. Baktık 15 ay boyunca burayı İrem İnşaat'a kullandırmış. İrem İnşaat'a bakın, burayı iyi dikkat edin. İrem İnşaat'a burayı kullandırıyor ve hiçbir bedel almıyor 15 ay boyunca. Hani belediye kendi şahsi mi? Evet, kendi tapulu yerine evet. Müteahhite. Bu İrem İnşaat'a kullandırıyor. Belki Söğüt için bir hizmet yapacaktır. İşte öyle bir hizmet olmadı ama. Neyse burayı kullandırıyor kendisi. Parasını almıyor. Bununla ilgili hadi bunu da geçtik. Parasını almıyorsun. Burayı ihaleye çıkarıyor. İhale sonucunda buraya yine kim aldı? Yine İrem İnşaat aldı. E peki daha önce burası satılığa çıktığında 1 milyon 200 bine İrem İnşaat burayı almadı. Ne oldu da 15 ayın sonunda 1 milyon 200 bine alması
çok basit olan bir yere 7 milyon 100 bine ihaleden aldı. Tabii bunun çok yüksek KDV'leri şey bilmem yani. Neleriyle zaten 8-9 milyona çıkıyor. Bununla ilgili de suç duyurularında bulunduk. Sen kendi satın aldığın, önceden satın aldığın arsanın dibini ihaleye çıkarıyorsun. Burada düşündük ki burada bir çıkar var, burada bir sebepsiz gelir elde etmek var, sebepsiz bir zenginleşme olur dedik. Adli ve idari suç duyurularını yaptık. Ha, burayla ilgili de suç duyurularında 5 tane Cumhur İttifakı belediye meclis üyesi de yaptı. Bir dakika, belediye meclis üyeleri de gidip ifade veriyor veya... Suç duyurusunda bulundular. Evet, burayla ilgili. Bununla ilgili de soruşturma yürütülüyor şu anda. Daha sonra buradan sonra bakıyoruz. Geldik diğer Söğüt Belediyesi'nin işte şey var. Kuyulu Mescidi'nin olduğu yerler. İşte atların olduğu yerler. Buraların ihalelerine bakıyoruz. Buraların ihaleleri de Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesinde yani açık usul ihale olması gerekirken yapım ihalesi çünkü bunlar kamu ihale kanununa tabi. Ama görüyoruz ki 21B bendiyle yapılıyor. 21B bendi ne? Pazarlık usulü. Yani ihaleye kimse girmiyor. Kendisi istediği kişiye pazarlıkla bu ihaleyi veriyor. 21 bend şöyle diyor. Salgın hastalıklar, olağanüstü durumlar, deprem, doğal afetler diyor. Peki doğal afet oldu mu? Olmadı. Pandemi vardı önümüzde. Pandemi var da bu ihaleler pandemiden sonra oluyor. Evet. Bir de pandemi olduğunda hiçbir ihale yarım kalmadı. Bütün işlemler yapılıyordu. Herkes yine dışarılardaydı. Yani devlette yapım işlerinde pandemi nedeniyle bir duraksama olmadı. Burada da bir sürü hukuksuzluk, adaletsizlik tespit ettik. Bununla ilgili de adli idari suç duyurularımızı yaptık. Diğer ihalelerin hepsi yine 21B. Pazarlık usul yapılmış ve her nedense ihalelerin hepsini hep aynı müteahhit alıyor. Ve bu müteahhit aynı anda da belediye başkanımız İsmet Sever'in hiç param yok, arabam kredili, seçimden yeni çıktık, ben bu 60 bin lira borçla çıktım seçimden, 60 bin lirayı nasıl ödeyeceğim diyen kişi villa yaptırdı kendisine. Devasa bir villa, taş konak. Ve bu villayı yapan kişi de ihaleler alan müteahhit. Aynı müteahhit. Çok enteresan değil mi? Villa ne tarafta efendim? Villa Söğüt'ten Bilecik'e doğru giderken herkes hemen ana yolun yani. Kenarında, tepede, hakim bir bölgede herkesin göreceği bir yerde. Çok büyük bir villa yaptı kendisi. Biz ona taş konak diyoruz. Kendisi bağ evi yaptım diyor millete ama millet tabii buna inanmıyor. Daha sonra yine bir şey oldu. 100. yıl çay bahçesi vardı bizim. Burayı belediye başkanı yıktı. Yerine güzel saat kulesi ve buraya dedi ki kafeterya, restoran yapacağım dedi. Gelen misafirler ağırlanacak dedi. İyi. Herkes tamam dedi. Bir baktık ki Assubay Gazinosu'nun olduğu yere kafeterya, restoran yapıyor bizim başkan. Ama orası kaçak bina. Niye? Çünkü orası... Bir dakika, nasıl kaçak bina? Evet, kaçak. Ben her gün geçiyorum yani bizim, o bina... Evet, o geçtiğiniz, gördüğünüz yer kaçak. Orada da imarda yolsuzluk var. Şu anda sizden öğreniyor bu. Evet. Orayı da anlatayım ben size. Burası daha önce belediye meclis kararıyla yeşil alan yapacağız diye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yazı yazılıyor. Milli Emlak burayı bize tahsis edin, yeşil alan olarak kullanacağız diye. Onlar da yeşil alan olarak uygun kullanılmasını uygun görüyorlar, tahsis ediyorlar. Ama daha sonra belediye başkanımız yeşil alan olarak tahsis edilen yeri ne yapıyor biliyor musunuz? Oraya devasa bir bina yapıyor. Peki sen tapusu olmayan yere bu binayı nasıl yaptın? Buraya imar ruhsatını kim verdi? Buraya iş yeri açma çalışma ruhsatını kim verdi? Buranın yapım ihalesini sen nasıl yaptın? Belki belediye tahsis etmişlerdir. Hayır. Burası Milli Emlak'a ait tapulu alan. Milli Emlak kendisine ait. Ben kendileriyle de görüştüm. Bir belgeniz var mı? Belgem var. Dilekçeleri verdim. Suç duyuruları yaptım. Kendileri geldiler. Buranın kaçak olduğunu, kendilerine ait olduğunu söylediler. Orayı ölçtüler. Gerekli yani bunlar çalışma yapıldı yani. Tabii yapıldı. Sağda. Yapıldı. Bundan kaymakamlığın, valiliğin, çevre şehir, il müdürlüğün, milliyetin herkesin haberi var. Savcılığa da suç duyurusu yapıldı. Adli idari hepsi yapıldı. Burada yine yapım ihalesi olduğu için kamu
İhale kanunu 19. maddesi, yani yapım işi açık usul ihale. Tamam, bunu böyle yapmış. Bu doğru. Burayı alıyor müteahhit ama şurada yapılan yanlış hukuksuzluk ne biliyor musunuz? Sen kamu ihale kanunu 62. maddesinin C bendi ne diyor biliyor musunuz? Resmi kurumlar bina inşaat yapacakları yere kendilerinin olması gerekiyor diyor. Yani tapulu malları olması gerekiyor diyor. Burada senin tapun yok. Ama ihaleye çıkarken benim nasıl çıkmış? Bir önceden herhalde bir Söğüt'te bir yapı vardı orada yani. O yapı onun yanındaydı. Ha, evet, şimdi anladım. Şu an mevcut yapının olduğu yer Asubay Gazinosu'nun olduğu alan ve Milli Emniğe ait olan bir yer. Tamam efendim. Şimdi sen tapusu olmayan bir yere nasıl ihaleye çıkardın? Kamu ihale kanununda. Enteresan. Tapusu olmayan bir yere nasıl bina yaptın? Tapusu olmayan bir yere nasıl inşaat ruhsatı verdin? Buranın parselizasyonlarını, krokullerini nasıl çizdirdin? Enteresan değil mi? Çok enteresan. Zaten kamu ihale kanunu açık ve net. Tapusu kendinize ait olmayan yere yapamazsın diyor. Ama bizim belediye başkanı öyle bir şey yapıyor ki askıya çıktığında da mülkiyeti belediyemize ait olan yer diye çıkıyor. Burada bir sürü resmi belgede sahtecilik var. Bunları da geçtik. Bura bittikten sonra burayı kiralama usulüyle ihaleye çıkıyor. Bunu hangi maddeden yapıyor? Kiralama usulü. Bina bittikten sonra 2886 sayılı devlet ihale kanunu 1945. maddesini açık usul ihaleyle yapıyor. İstekliler girdi, buraya aldılar. İşletmesini yaptılar da sen sana ait olmayan bir yere hadi bina yaptın. Nasıl iş yer açma çalışma ruhsatı verdin? Bina ruhsat, inşaat ruhsatını nasıl verdin? Bu binayı nasıl yaptın? Hadi bunları yaptın. Bir de nasıl ihaleyle kiralamaya veriyorsun? Enteresan değil mi? Çok değişik bir nokta. Ya bu kadar işte yolsuzluklar aldı başını gidiyor. Ve bununla ilgili de adli idare bütün suç duyurularımızı yapmış bulunuyoruz. Gelelim diğer ihalelere. Hele öyle bir ihale var ki bütün herkesin dudaklarını uçuklatacak bir ihale var. Söğüt'te, onu anlatayım size. Söğüt'te yanılmıyorsam 2021 Şubat ayında kaldırımlar söküldü. Belki biliyorsunuzdur. Yollarda bir takım kazılar yapıldı. Türbeden çarşıya. Evet, aynen öyle. Çok güzel de yol oldu o. Sıcak yol aslında. Değil, yolun kenarındaki kaldırımlar. Kaldırımlar ve kaymakamlığın önü. Oralarda bir kaldırımlar oldu. Belediye ile kaldırım kaymakamlığın arası yol kenarlarına kaldırım çalışmaları yapıldı. Tamam. 2021 Şubat ayında. Bu yaklaşık bir 5-6 ay sürdü. Temmuz ayına kadar falan devam etti. Bunun ihalesi var mı? Yok. Bütün resmi kayıtlar ortada. Buranın ihalesi yok. Yapım ihalesi yok. Bunun ihalesi ne zaman yapıldı biliyor musunuz? Evet efendim. Temmuz 2022'de belediye ihaleye çıkıyor. Üst yapı ve kaldırım çalışması diye ihaleye çıkılıyor. Yapım ihalesi ve işin süresi kaç gün biliyor musunuz? 40 gün. Yani Söğüt, Ertuğrul Gazi Anma Şenliklerinden hemen önce ihalenin yani yapımı tamamlanması gerekiyor. Yani ne bunlar? Kaldırımlar, işte düzeltmeler, bunların yapılması gerekiyor. Siz hiç böyle bir şey gördünüz mü Söğüt'te? Bu tarihte? Temmuz ayından Eylül ayına kadar bir yol çalışması, bir kaldırım çalışması gördünüz mü? Söğüt merkezinde. Şahit oldunuz mu? Olmadınız. Çünkü ben bunu adli ve idari mercilere gittiğimde kendilerinde şahit olmadıklarını söylediler. Zaten elimizde belgeler var. 2021. Şimdi bunu encümenler biliyor mu? Hepsi biliyorlar. Belediye mevzuyeleri hepsi biliyorlar. Böyle bir şeyin olmadı mı? Hayali ihale kendi olduğu. Kendileri mecliste bunu bir tartışmışlar mı? Bunu bir dile getirmişler mi? Tartışmışlar, dile getirmişler. Ben kendilerine de bununla ilgili de siz dedim orada kamu adına görev yapıyorsunuz. Vebaliniz var. Bu milletin, devletin hakkını savunmak, hukukunu savunmak sizin asli göreviniz dedim. Bunları bildirmek zorundasınız dedim. Tabii bununla bunu bildiremediler. Şöyle bir durum oldu. Ben bununla ilgili tabii adli, idari bütün suç duyurularını yaptım. Yine aynı şekilde CİMER'de yazdım. Hepsini bildirdim. 2021 Şubat ayından işte Temmuz ayına kadar zaten yapılan kaldırımları
Belediye kendi resmi Facebook sayfasında zaten paylaştı. Bunların belgeleri, bunları da savcılığa sundum. Ve şu an o zamanki bundan 1,5-2 yıl önceki ihale fiyatı, ihale olmuş olsaydı bu yapım işi kaç liraya olurdu? Örnek veriyorum ben size. Şimdi burada rakamlara takılmayalım. 1 milyona olurdu. Peki bu ihale kaç liraya çıktı şu an biliyor musunuz? 5 milyon 250 bin liraya. Ve bu ihale de açık artırmayla değil, yine 21B pazarlık usulü, doğal afetler, o zaman afet var mıydı? Olağanüstü hal durumları. Size soruyorum, 2022, şuradan 3 ay önce, 4 ay önce afet görmedim. Afet var mıydı? Salgın hastalık var mı? Yoktu. Peki o zaman aldığınız taşlar, o zaman yakıt fiyatı kaç liraydı? Taş fiyatları kaç liraydı? 1,5-2 yıl sonra kaç lira? Biliyorsunuz olağanüstü bir enflasyon farkı oldu. Ve 5 milyon 250 bin liraya yine kendi villasını ve diğer bütün ihalelere verdiği müteahhite verdi yine burayı da. Buraya da yapan yine aynı müteahhit. Onlar kendilerini burada biliyorlar. Zaten savcılığa da gerekli yerlere de ben bütün evraklarını verdim, isimlerini de verdim. Gerekli soruşturmaların hepsi yürütülüyor. Gerekli tahkikatların hepsi yapılıyor zaten. Bundan da Söğüt halkının, Bilecik halkının, hatta tüm Türkiye'nin hiçbir kuşkusu olmasın. Biz bu devletin, milletin parasını yedirmeyiz. Söğüt halkı biliyor mu? Hepsi biliyor. Söğüt halkı artık isyan etmiş. İsyan durumuna gelmiş. Gece 3'te beni arayan, mesaj atan, sabah 5'te arayan, mesaj atan. Mesajı ne gibi gönderiyorlar? Bu belediye başkanı şunu yapıyor, bunu yapıyor. Biz artık bıktık, illallah ettik. Hala buna bir şey yapılmıyor mu? Bu yetkililer gereğini niye yapmıyor? Bu adam nasıl kafasına göre böyle hareket ediyor? Bir sürü şikayet var. Harfiyatçılar arıyor. Belediye başkanı bize harfiyat yaptırmıyor. Biz CİMER'e yazı yazdık diyorlar. Kendi belediyeni kendi kepçeleri yapacak bundan sonra harfiyatları demiş. Harfiyatçılara hiçbir iş yaptırmıyor. Belki geri dönüşüme bir şey katkı. Kamyoncular ayakta. Belediyenin artık kendileri bir şirket kurdular. Belediyenin şirketi ne bilmiyorum. Kendi yönetimi eski yöneticileriyle yönetimde olanlarla beraber yapıyorlar. Otobüsçüler desen zaten herkes ayakta. Esnaf zaten bıkmış durumda. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Söğüt Belediye Başkanı Söğüt halkına zulmediyor. Bununla ilgili de bir sürü haberler çıktı. İlçe başkanları hepsi herkes kulağını tıkıyor. Hepsi her şeyi biliyor. Mesuliyetlere. Buradan size de sesleniyorum. Bildiğiniz, gördüğünüz her şeye susmayın. Hepsini biliyorsunuz ve hepsine susuyorsunuz şu anda. Susma nedenler nedir efendim? Bilmiyorum. O kendi aralarında olan meseleler. Yani bir kulağınıza gelmiştir. Yani siz diyorsunuz ki susma oranı var. Encümen, mesuliyetlere susuyor. Şimdi ilk önce yine kendilerinden olan bir tane meclis üyesi, hatta ismini vereyim, İbrahim Öner hocamız vardı. Bir takım yanlışlıklar gördü, istifa etti. Bundan 10-15 gün önce de AK Parti'den Yusuf Dönmez isminde bir meclis üyesi, belediye meclis üyesi de AK Parti'den istifa etti. Bu yapılan yanlışlara ben artık daha fazla göz yumamayacağım dedi. İstifa etti. Gerekli yerlere bildiriyoruz dedi. Hiçbir yerden ses çıkmıyor, herkes kulağını tıkıyor dedi. Belki bir şey istemişlerdir de. O onların kendi aralarında Allah'la olan meseleler. Biz onları bilemeyiz tabii. Yani durumlar bundan ibaret. CİMER'e, savcılıklara, size valiliklere, kaymakamlıklara, bakanlıklara sayısızca suç duyurusu var hakkında. Sayısızca soruşturma var. Siz şimdi diyorsunuz ki Sayın Çember, ben gittim BİMER'e, CİMER'e şikayet ettim. Hepsini yaptım. Size hiçbir geri dönüş olmadı mı? Hani biri gelip de Valilikte ifadeler alındı, savcılıkta ifadeler alındı. Tabii bunların arasından bayağı bir geçti. Şu an böyle bir beklemedeyiz. Yani yapılan bütün ihalelerde çoğunda yolsuzluk var. Görevi kötüye kullanma var. Evrakta sahtecilikler var. İhaleye fesat karıştırmalar var. Nasıl bir sahtecilikler bir? Sen şimdi kaçak arsa tapın olmayan bir yere bina yaptırıyorsun, kaçak bina. Buranın inşaat yapım ruhsatı nasıl veriliyor tapusu olmayan bir yere? Bu evrakta sahteciliğe girmiyor mu? Sen başkasına ait olan bir yere bina yapıyorsun.
Sen kendine ait olmayan, tapusu olmayan bir yere bina yapabilir misin? Yapamam. Şimdi ben şunu söylüyorum yetkililere. Burada diyorum ki herkes bunu gözlemleyebilir. Yolsuzluk, hırsızlık yapıldığında bu işin partisi, adam kayırması olmaz. Bu devletin, milletin parasıdır. Halkın parasıdır. Yolsuzluk, hırsızlık da siyasi görüş önemli değildir. İnsanlık önemlidir, adalet önemlidir. Adalet herkes için eşittir. Ben size bir örnek vereyim. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin rüşvet iddiasıyla bir baskın yapıldı belediyeye. Evet. Danışmanı kısa bir süre cezaevinde yattı. Görevden alındı. Ama şimdi geldiğimiz noktada iddianameye bakıyorsun, iddialara bakıyorsun. Mahkemelerde belediye başkanı Semih Şahin ile alakalı hiçbir şey yok. Öyle görünüyor. Kendisi de zaten CHP'den ihraç edildi. Ama hala görevine dönemedi. Ama şimdi orada adalet var da Söğüt'te niye adalet yok? Yani Söğüt'te niye hiçbir işlem yapılmıyor? He, ben burada yine adaletimize, savcılarımıza güveniyorum. Tabii, kendileri de bana söylediler, biz gereğini yaparız. Hiç şüpheniz olmasın dediler. Ben onların gereğini yaptığına inanıyorum. Belki vardır bildikleri bir şey. Belki biraz daha zaman gerekiyordur. Belki daha da fazla bir inceleme gerekiyordur. Müfettiş raporları gerekiyordur. Ben inanıyorum ama her şey ortada. Bunun da göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Başka bir konuyla ilgili konuşma dile getirmek istediğiniz? Söğüt halkının talebi çok fazla. Beni sayısız arayan var. Biz talebin birine. Bize zulmeden bu kadar yolsuzluk, haksızlık yapan bir belediye başkanı istemiyoruz. Yetkililere söyleyin, derhal gereği yapılsın, sesimizi duysun dediler. Beni buraya gönderdiler. Ben de buradan yetkililere sesleniyorum. Söğüt halkının sesini duyun. Belediyede olanlar, bitenler artık haddini aşmış durumda. Gelsinler, Söğüt savcılığındaki soruşturmaları incelesinler. Valilikte, kaymakamlıkta, CİMER'de, CİMER'deki bütün soruşturmaları inceleyebilirler. Bakanlıklara bakabilirler. Yetkililerimizden isteğimiz bu. Biz yetkililerimizle adalete güveniyoruz. Haksızlık olmasın. Adalet herkes için eşittir. Herkese eşit davranılmasını, gerekenin yapılmasını bekliyoruz. Buradan da tüm Söğüt ve Bilecik halkına en kalbi duygularımla saygı ve selamlarımı iletiyorum tekrardan. Söğüt sahipsiz değildir. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Er geç gereken yapılacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Devletimize güvenelim. Devletimiz gereğini yapacaktır. Buradan herkese tekrar selamlarımı iletiyorum. Devlet hiçbir zaman boş değildir. Evet. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızla dair her türlü imkanı sağlayan, evet, kulağı delik, her türlü yerden istihbarat alacak. Evet. Biz şivedeyiz. Anadolu var, toprak var. Evet. Ertuğrul Gazi'nin ocağı Söğüt var. Söğüt bir kısa bir nokta değildir. Özüyle kemiği daima canlandıran. Eylül'ün ikinci haftası Ertuğrul Gazi anma şenlikleri olur. Burada devletimiz için, milletimiz için daima bekasını sürdüren yiğitler vardır. Evet. Söğüt iki sözle kapanacak bir nokta olmadığı için ben de kapatırken de var mı bir sorunuz, cevabınız? Son bir şey daha aklıma geldi. Şunu da söyleyeyim, bunu unutmuşuz, kusura bakmayın. Belediyeye yaklaşık 10'un üzerinde, 13 civarında yanılmıyorsam hibe iş makineleri, kamyonlar, araçlar geliyor. Bu hibe verenlere bakıyoruz. Ya şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı bu kadar hibe almamış. Bu kadar bu hibe nereden geliyor? Bu hibe verenlerin kimler olduğunu araştırılmasını talep ediyoruz. Bu hibeler ne amaçla verildi? Gerçekten amacına uygun mu, değil mi? Yoksa bu hibe verenlerin belediye başkanıyla bir ticari ilişkileri var mı? Belediye hibe ediyorsa ne mutlu. Yani bir de teşekkür belgesi versinler. Encümenler, meclisiyle hem başkana verilmesi lazım hem de evet, hediye ediyen kişiyi takdir edilmesi lazım. Bu konuyla ilgili takdir etmişlerdir inşallah. Yani belki
ismini vermek istemiyordur. Evet. Ben buradan iddia ediyorum. Hibe verenlerle nelerin hibe verildiği, kimlerin verdiğini ve aralarındaki ilişkilerin araştırılmasını istiyorum. Siz burada bir şey çakıştırıyorsunuz gibi geldi. Çünkü bu zamana kadar belediyede böyle bir şey görülmedi. Olabilir. Bir şey diyemiyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. Hibe yani. Verenler hep hibe müteahhit. Hibe edenlerden Allah razı hep olsun. Hep iş adamları müteahhitler. Ama bakıyoruz onlar da hep belediye ile işi olan insanlar. Onunla ilgili araştırılırsa iyi olur ve belediye başkanının da ve yakın çevresini devletimiz iyi bilir. MASAK üzerinden Mali Hususlar Araştırma Komisyonu tarafından da bir mal varlığının araştırılmasını talep ediyorum. Bu kadar mal varlığı, bu kadar afaki yaşam, bu kadar araçlar nereden geldi? Şimdi mal varlığı derken ne gibi mal varlığı? Bilginiz var mı? Hani sizin en basitinden söylüyorum. Şu an bu gözümüzde gördüğümüz o büyük devasa taş konak villa. Kaç milyonluk bir villa. Bir belediye başkanı daha düne kadar belki bir arkadaşındır. Param yoktu, borcu olan insan, arabası olmayan insan nasıl yapıyor? Belki abisi, kardeşindir. Şunu da söyleyeyim. O taş konak villanın yapımında 4 ay boyunca bütün belediyenin iş makineleri ve personelleri çalıştı. Bununla ilgili de o belediyedeki çalışanların ifadelerinin alındığında zaten hepsinin meydana çıkacağını görecekler. Ve belediyenin hurda demirleri, tel örgüleri var. Bunlar da belediyede yine kendi yandaş personeline bedavadan verilip kullanılıyor. Bunların ihaleyle satılması gerekiyor. Bunları da bütün sosyal medya hesaplarımızdan yayınladık. Hiç kimse de itiraz etmiyor, sesini çıkarmıyor. Şimdi şurada bir nokta var. Hurda demirlerin evet. Birilerine peşkeş çekiliyor mu? Yoksa peşkeş bu yöreyle ilgili çalışıyor. Peşkeş çekiliyor. Devletin belki belediyenin bir yerinde çatısında demir eksikti, oraya kaynattı. Veremez. Devletten bir mal çıkacaksa bu ihale yoluyla çıkmak zorunda. Belediye o benim sevdiğim kişi, o benim sevdiğim personel diye devlete ait olan hiçbir şeyi veremez. Siz personeline hibe evet, ettiğiniz. Kendi personeline. Kanadınız, var, belgeniz. Fotoğrafları var, suç duyuruları var. Söğüt'ten Sıracı'ya doğru giderken yol kenarında o tel örgüler belediyeye ait. Bununla ilgili belediye personelleri bile dahi geldi bana söylediler. Savcılık beni yarın çağırsın, hemen şahitlerle beraber gideriz, ifademizi veririz. Enteresan bir durum. Evet. Enteresan. Mesela yani cümlelerimizi tamamlamaya dönünce şunu söylüyorum. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'na. Emniyet Genel Müdürlüğü. Kardeşim bu kadar şikayet ediyorsun. Emniyet beni şöyle çağırdı. Emniyete online ihbar yapıldı. KOM Daire Başkanlığı'na. Evet. Valiliğe de yapıldı. Valilik, emniyet valiliğe yazı yazmış. Valilikte bir kere emniyet adına ifade alındı. Diğerlerinin hepsi savcılıkta ifadelerimizi verdik. Suç duyurularımızı yaptık. Şimdi soruşturmaların sonuçlanmasını bekliyoruz. Kaymakam Bey'e söyledik, defalarca söyledim. Kaymakam Vali Bey'in haberi var. Vali Bey ile Kaymakam Bey çok çalışıyor. Mücadele ediyorlar. Söylediği evet. için. Hepsinin bilgisi var. Yani biz vebal var bizde. Biz vebalimizin sorumluluğunu geri getirdik. Yani yerine getirdik. Bundan sonrası yetkililere kalmış, devletimize kalmış. Bekliyoruz sonuçlarını. Var mı biz? Söyleyeceklerim bu kadar. Beni canlı yayına aldığınız için ayrıca hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Diyeceklerimiz bu kadar. Evet, bugünkü Külliye Haber, Külliye TV'de canlılıkla birlikte Mehmet Çember Bey'i dinledik. Söğüt Belediyesi'yle ilgili sıkıntılarını, sorunlarını bizzat bizimle paylaştı. Kendisinden teşekkür ederiz. Rabbim memleketlerimize birlik, beraberlik, güzel çalışan yiğitlerle birlikte canlılık katsın. Sözlerimiz daima Yüce Rabbime dua okuyup isteyen hanelerde bereket, yürekli konuşan insanlara daima canlılık katsın.
Geceniz mübarek, yüreğiniz aydınlık olsun efendim. Thank you.